gerekli dersi gereken yerde verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ege'deki haklarımızdan en küçük bir taviz vermedim. Uluslararası anlaşmaların bize verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak batıdaki kara, deniz ve hava sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a mesajı netti. Aramızdaki ihtilafları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çalışmak yerine birilerinin eteğinin altına saklanarak kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine de hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz. Yunan halkının sonu kendileri bakımından felaketle bitecek maceralar peşinde koşan yöneticilerine gereken mesajı ve dersi demokratik yollardan vereceğini ümit ediyorum. Amerikalı gazeteci Michael Tracy, NATO zirvesi sonrası liderlerin basın toplantılarını değerlendirdi. Biden ve Johnson gibi pek çok lidere sorulan soruların önceden belirlendiğini söyledi Amerikalı gazeteci. Buna karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazetecilerin istedikleri soruları sorabildiğini söyledi. Biden ve Johnson'ın soruları belliydi. Erdoğan'a ise istediğimizi sorabildik. ABD'li gazeteci Michael Tracy, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantılarını bu sözlerle değerlendirdi. Madrid'deki zirve Perşembe günü sona erdi. Zirve sonrası liderler tek tek kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye was once the world's worst jailer of journalists. It is consistently right. Toplantıları değerlendiren ABD'li gazeteci Tracy, başta ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson olmak üzere pek çok lidere sorulacak soruların önceden seçildiğine dikkat çekti. Yalnızca kendi ülkelerinin medyalarına söz verdiler dedi. Başkan Erdoğan'ın ise rastgele soru aldığına dikkati çekti. Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi diyen ABD'li gazeteci şaşkınlığını sosyal medya hesabından paylaştı. İsteyen herkesin soru sorabildiğine vurgu yapan Tracy, her soruyu sorduklarına ve Erdoğan'ın diğer liderlerden daha fazla soru aldığının da altını çizdi. Gelmedi, ancak Dışişleri Bakanlığı. Bu hafta Avrupa bölgesinde enflasyon rakamlarını da aldık. Euro bölgesinde Mayıs'ta 8.1'di, %8.1'di yıllık enflasyon. Yine artan enerji ve gıda maliyetleriyle birlikte Haziran'da %8.6'ya çıktı ve yeni bir rekor tazeledi. Tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Şimdi oradaki son durumu alacağız. Ayrıntıları A Haber ekibinden Sevda Dükkancı anlatacak bize. Özellikle son dönemde tabii ki artan enerji maliyetleri ve gıda fiyatları ile birlikte enflasyon tarafında da Avrupa'da yükselişler görüyoruz. Birazdan Sevda'ya uzanacağız. Şimdi bir yandan vakalara da bakalım. Önce tabii bu salgının etkileri ve sonrasındaki süreci konuşurken başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde vakaların yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Malum tedbirler kaldırıldı. Her şey normale dönüyormuş gibi ama ne yazık ki vakalar yeniden yükseliyor. Türkiye'de de son bir haftada vakaların artış oranı %150'ye yaklaştı. Uzmanlar bayram tatili öncesinde uyarı yapıyorlar ve sonbaharda yeni bir dalga korkusu da var. Halkta doğal olarak bir rehavet içinde bireysel korunma tedbirleri de bir kenara bırakıldı. Covid-19 vakaları son bir haftada %150'ye yakın arttı. Gözler yeniden vaka tablosuna çevrildi. Uzmanlara göre Türkiye nüfusunun %80'i aşı ve hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık kazandı. Ancak aşı yaptırmayanlar risk altında. Risk grubunda olanlar, ileri yaştakiler ve özellikle de hiç aşılanmamışlar için virüsle karşılaşma durumunda ağır enfeksiyon geçirme ihtimalinin olduğunu hatırlatmamızda yarar var vatandaşa. 9 günlük bayram tatiliyle birlikte hareketliliğin artması bekleniyor. Uzmanlar uyarıyor. Bayram ziyaretlerini olabildiği kadar az kalabalıkta yapmak ve yine eğer bayram ziyaretimizde büyüklerimize ziyaret ediyorsak, risk gruplarına ziyaret ediyorsak
onlara olabildiği kadar fazla yaklaşmamak ve maskeli ziyaret etmek mutlaka bireysel tedbirler açısından faydalı uygulamalar olacaktır. Peki sonbaharda yeni bir Covid dalgası bekleniyor mu? Profesör Doktor İsmail Balık'a göre tedirginliğe gerek yok. Bireysel tedbirlere devam etmezsek sonbaharda tüm dünyanın beklediği yeni bir dalga olur ama burada toplumsal tedirginliğe gerek yok. Çünkü birincisi önemli ölçüde artık toplum bağışıklığı var. İkincisi omikron çok daha hafif seyrediyor. Sonbaharda vaka artışlarıyla beraber hatırlatma dozlarının bu yeni varyantlara karşı da etkili olan aşılarla yapılması gerekecek. Ve havanın durumuyla devam edeceğiz. Türkiye Haziran ayını serin ve yağışlı geçirdi ama görünüyor ki Temmuz ayı sıcak geçecek. Uzmanlar ne diyorlar? Temmuz ayında hava sıcaklıkları nasıl olacak? Bayramı nasıl geçireceğiz? Konuyu hava tahmini uzmanı İlker Koç'a sorduk. Yağışların geçmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında kademeli olarak bir artış bekliyoruz. Yaz sağanakları ile geçen Haziran yerini güneşli Temmuz ayına bırakıyor. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'i olumsuz etkileyen sağanak yağışların hafta sonu itibarıyla etkisini yitirmesi bekleniyor. Herkesin dört gözle beklediği haberi hava tahmin uzmanı İlker Koç verdi. Hafta sonu itibariyle yağışların artık yurdu terk etmesini, yurdun büyük bölümünde ise az bulutlu basık bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde hafta sonundan itibaren, hafta başından itibaren de yurdun yağış sıcaklıkların özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerde ilk önce mevsim normalleri civarına, sonrasında ise mevsim normallerin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Serin ve yağışlı havaların ardından güneş nihayet yüzünü gösteriyor. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki 3 büyük ilde hava durumu nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde Ankara'da yağış beklentimiz yok. Önümüzdeki bir haftalık periyotta Ankara'da az bulutlu açık bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki bir haftalık periyotta da İstanbul ve İzmir'de yağış beklentimiz yok. Az bulutlu açık güneşli bir hava hakim. Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde Ankara'da 28, İstanbul'da 30, İzmir'de ise 38 dereceye çıkması bekleniyor. Başkent Ankara'da 27-28 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde olmasını bekliyoruz. İstanbul'da 30 derece olurken önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava sıcaklığının 30-31 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde olmasını bekliyoruz. İzmir'de ise hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 37-38 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde olmasını bekliyoruz.